Washington teröre desteklerinin süreceğini bildirdi. Ankara bundan duyduğu rahatsızlığı iletti. ABD-Türkiye arasındaki kriz yaratan başlıklardan yine çözüm çıkmadı. Bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman skandal açıklamalar yaptı. CNN Türk ve Hürriyet gazetesine konuşan Sherman, Türkiye'nin terör örgütü PKK-YPG konusunda kaygılanmaması gerektiğini savundu. Sherman, ABD ile YPG'nin tek ilişkisinin DAEŞ'i yenmek olduğunu öne sürdü. ABD'li bakan yardımcısı, Türkiye'nin S-400 almasından Washington'ın duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi. S-400'ün Türkiye'de kalması durumunda yaptırımların kalkmayacağı sinyalini verdi. S-400'leri almak NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk. Tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük. Bu Türkiye'nin kararı olacak. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde gündeme gelecek konulara dikkat çekti. Başkan Biden endişeleri dile getirecek. İnsan hakları ve demokrasi konusunda özellikle Türkiye'nin nasıl bir yola gittiği konusundaki endişeleri dile getirecek. Cumhurbaşkanı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye karar verdiğinde bu kadın hakları için çok kötü oldu. Çok üzüldük. Bu tarz şeyler endişe yaratıyor. Sherman, Ankara temasları devam ederken Türkiye'nin kararına tepki anlamına gelen kışkırtma adımı attı. İstanbul Sözleşmesi bizim yazılı bir maske kullanan Sherman, Türkiye'nin eşcinselliği savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi üzerinden mesaj verdi. Sonra da İstanbul'a geçti ABD'li bakan yardımcısı. Fener Rum Kilisesi'ni ziyaret etti. Kilise görevlileri tarafından karşılanan Wendy Sherman, Ayayorgi Kilisesi'nde mum yaktı. Sonra da Fener Rum Kilisesi papazı Bartolomeos'la bir araya geldi. Bir kışkırtmaya daha imza attı. Fatih Kaymakamlığına bağlı olan kilisenin anayasaya aykırı şekilde ekümenik olduğunu savundu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı. Kilise için patrikhane terimini kullanan Sherman, Bartolomeos'un da Ortodoksların dini lideri olduğunu öne sürdü. İstanbul'da bir görüşme daha yaptı Sherman. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin kapsamlı ele alındığı kaydedildi. NATO zirvesinin gündemi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı görüşmenin konularının da masaya yatırıldığı belirtildi. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin hatırlatıldığı görüşmede PYD ve FETÖ konusundaki beklentiler ABD tarafına iletildi. İsrail'in saldırgan tutumundan vazgeçmesi konusunda baskı yapılması gerektiği vurgulandı.